NTV ekipleri kentin değişik noktalarında karla mücadele eden İstanbul'dan izlenimlerini sürdürüyor ve aktarmaya devam ediyor. Bu kez Sultan Gazi'ye döneceğiz. Gökten Bedük orada bizi bekliyor. Gökten, neler aktaracaksın? İstanbul geneline baktığımız zaman ana yollarda çok ciddi sorunlar yaşanmıyor. Anadolu yakasında sorunlar var. Evet, trafik sorunları var. Araçlar yavaş yavaş ilerliyor çünkü sizin de gördüğünüz gibi İstanbul'da şiddetli kar yağışı bütün hızıyla devam ediyor. Ara sokakları geziyoruz. Ara sokaklarda sorunlar tabii ki devam ediyor. İstanbul'un kent genelinde sorunlar devam ediyor. Sadece yüksek semtlerde, ilçelerde değil, aynı zamanda daha alçakta bulunan semtlerde de, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, Üsküdar'da da ara sokaklarda problem var. Şu anda Sultan Gazi'deyiz. Sultan Gazi ilçesinde bir yandan da belediye işçilerinin çalışmalarını gördük. Onların çalışmasını görünce duralım dedik. Çevreye baktığımızda bakın neredeyse 50 santim, yaklaşık yarım metrelik kar görünüyor ara yollarda. Ama belediye işçileri yoldaki ve özellikle kaldırımlardaki buzları temizlemek için uğraşıyorlar. Zira çok sayıda vatandaş tabii ki sabah saatlerinde işe giderlerken sıkıntı yaşadılar. Yollar buz pistine dönüşmüş durumda. Kaldırımlar da keza öyle. Bu nedenle belediye işçileri hem tuzlama yapıyorlar hem de kürekle buzları atmaya çalışıyorlar. Kent genelinde çalışmalar devam ediyor. Yeterli mi çalışmalar? Elbette ki yeterli olması mümkün değil. İstanbul'da binlerce sokak var. Bu nedenle bu ara sokakların tabii ki hepsinin temizlenmesi mümkün olmayacak. Öncelikli olarak belediyenin işi, öncelikli olarak karayolları tabii, yolları, ana yolları, arterleri açık tutmaya çalışıyor. Buraya gelirken dikkatimizi çeken bir nokta daha var, onu da söyleyelim. Vatandaşlara toplu taşıma araçlarıyla gitmelerini, uyarılarını yapmıştık biz de, hep ekrandan yetkililer de öyle söylemişti ama YTT duraklarında uzun kuyruklara tanık olduk.